Merhaba arkadaşlar, kursumuza hoş geldiniz. Hollandaca doğru cümle kurmanın altın kurallarının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Doğru ve hatasız cümle kurmanın çok önemli kurallar olduğunu öğreniyoruz. Bütün cümlelerde mutlaka kullanılan sein, worden ve haben yardımcı fiillerinin öznelere ve bütün zamanlara göre şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, hatta gelecek zaman çekimini öğreneceğiz. İlk örneğimiz burada gördüğünüz gibi sein'dir arkadaşlar. Sein'ın özneleri biliyorsunuz ek, ya, ye, ü, hay, sayze, et, vay, ve, yuli, say, enze. Geniş zamanda fiilin kişiye göre çekimi ben, bent ve is'dir. Ich bin Can. You bent a wonder. Ben je gelukkig. Dikkatinizi çekmem istediğim konu soru masası halindeyken ben je olarak değişir ve oradaki T harfi düşer. He is new thuis. Zij is op school. Het is moeilijk. We zijn vandaag zeer, zeer moe. Jullie zijn altijd welkom. Ze zijn altijd vrolijk. Ik was gisteren jarig. Geçmiş zamanda tekil lerde was, çoğullarda waren kullanılır. You was niet aanwezig. Hij was verdrietig. Zij was vrolijk. Het was leuk. We waren in Turkije. Jullie waren blij. Ze waren verbaasd. Mişli geçmiş zamanda ise zijn ve geweest kalıbıyla kullanılır. Ik ben in Turkije geweest. Ben Türkiye'de bulundum ve geri geldim. Ik ben in Turkije gegaan. Demek Türkiye'ye gittim ama daha gelmedim. Ben je in Amsterdam geweest? Soru olduğu için bir soru işareti alalım buraya biz. Ben je naar school geweest? Zij is heel lang gelukkig geweest. We zijn op vakantie geweest. Ze zijn best lief geweest. İkinci yardımcı fiilimiz ve yine çokça kullanılır. Worden'dır. Geniş zamandaki formu word. Senle worden öznelerin çoğul halinde. Ik word 50, je wordt gelukkig. Word je gelukkig? Dikkat edin burada yine bir T düşmesi söz konusudur. Çünkü bu bir soru cümlesidir. I word a leerling. Zij wordt ziek. Het wordt vandaag mooi weer. Wij worden hyperactief. Jullie worden blij met deze nieuws. Ze worden gelukkig met je. Ik werd vandaag 35. Geçmiş zamanla ilgilidir. Verleden tijd. Werd tekil öznelerde. Werden ise çoğul öznelerde. Görüldüğü gibi kullanılmaktadır. Ik werd vandaag 35. Je werd ziek. Hij werd beroemd. Zij werd arm. Het werd lelijk. We werden rijk. Jullie werden oud. Ze werden moe. Mişli geçmiş zaman hali ise sein ve geworden formülüyle yapılır. Ik ben 50 geworden. You bent sehr alt geworden. Çok yaşlanmışsın. Hij is ziek geworden. Hastalanmıştı, hastalandı. Zij is mooi geworden. Çok güzel oldu. Het is fantastisch geworden. We zijn moe geworden. Jullie zijn boos geworden. Ze zijn groot geworden. Hebben geniş zamandaki çekim hali hep, hebt ve haven'dir. Birinci tekil kişi ikte yani bende. Ik heb een auto. Benim arabam var. You hebt een kind. Heb je een kind? Soru kökünde yine T düşmesi vardır. I heeft een kat. I heeft cords. Het heeft een staartje. Çoğullarda ise we hebben een vraag. Jullie hebben een boek. Ze hebben veel huiswerk. Geçmiş zamanda birinci tekil kişilerde had, çoğullarda ise hadın kullanılmaktadır. Yani ben, sen, o da had. Diğerlerinde biz, siz, onlarda hadın kullanılır. Ik had een leuk vriend. You had een grote huis. Hij had een probleem. Zij had een huisdier. Het had een mooie kleur. We hadden kleine problemen. Jullie hadden prachtige ouders. Ze hadden veel plezier. Hebben, gehad formülasyonu vardır.
Ik heb het gedaan, onwen yapmıştım. Ik heb een cadeau gehad, bir hediye aldım. Alındığı tarih çok önemli değil burada. Hij heeft zijn kans gehad. Zij heeft veel plezier gehad. We hebben het gehad. Artık bıktık, usandık anlamına da gelir arkadaşlar. We hebben het gehad. Jullie hebben een prijs gehad. Ze hebben weinig tijd gehad. Öznelerde gördüğünüz gibi yay aynı zamanda yö. İkisi de sen anlamına gelmektedir. Dil bilgisi kuralları gereğince her ikisinin de kullanımı doğrudur. Ama birisini doğrudan uyarma durumunda arada belli bir mesafe veya duygusal anlamda bir mesafe koymak istiyorsanız, kişiyi uyarıyorsanız, yay mutlu, bunu sen yapmalısın. Oraya baskı vardır. Yö hitap ettiğiniz kişiyle aranızda belli bir samimiyet, dostluk var. Veya karşıdaki kişiyle bir dostluk, bir samimiyet kurma isteğindesiniz. Öyle bir nüans vardır burada. Yö olarak ifade etmeniz normal şartlarda daha hoş karşılanmaktadır. Resmi dilde ü ifadesi kullanılır. Siz ifadesiyle saygılı olarak hitap edildiğini gösterir. Hiç tanımadığınız bir kişiye ü olarak hitap etmeniz daha doğrusudur. Zay, je, tekil anlamda o bayanlar için kullanılır tabi. Çoğul anlamda ise onlar yine aynı şekilde yazılıyor. Dikkatinizi çekerim. Aranızda herhangi bir samimiyetin veya duygunun olmadığı tanımadığınız bir bayandan bahsederken veya o kişiyi işaret ederken zay kullanılır. Je ise tanıdığınız, samimi olduğunuz, belli bir samimiyet kurmak istediğiniz kişiye hitap ederken veya belli bir duygu söz konusu ise z olarak belirtmeniz daha kabul görmektedir. Kural aynı şekilde v ve zayj için de geçerlidir. Hollandaca dil bilgisinin köşe taşlarından bütün cümlelerde mutlaka kullanılan modale werkwoord yani marals dediğimiz yardımcı fiillerin çekimini öğreniyoruz arkadaşlar. Bu durumda willen istemek, rica etmek, sormak, können rica etmek durumlarında yeteneğinizi bildirmede ve mümkün olup olmadığını sormada können ve tun, mogen izninizle yapsak iyi olur mu? Uygun görür müsünüz? Müten mecburen genellikle kurallar, üçüncü kişilerin baskısı, zülün tavsiye, öneri, gelecekte yapılacak işlerin planlanması, zaurun ise daha çok keşke anlamını taşımaktadır. Keşke yapsaydık, ister miydiniz vesaire. Willen yardımcı fiilinin modala verb dediğimiz yardımcı fiilinin çekimi arkadaşlar. Öznelerimiz burada mevcuttur. Gördüğünüz gibi will, wilt ve willen. Ik wil een cadeau. You wilt een cadeau. Soru kökünde ise T düşer. Will you even luisteren? Buraya dikkatinizi çekiyorum. You will, I will naar huis. Zij wil naar huis. Of zij wil thuis werken. We willen graag winnen. Jullie willen altijd lachen. Ze willen terugkomen. Geniş zamanda çekimi böyledir. Peki geçmiş zamanda ne yapılır? Wilde of wilden daha çok resmi dilde kullanılır. Wow of wouden resmi olmayan arkadaşlar arasındaki muhabbetlerde niet formele taalgebruik diyoruz. Ik wilde een nieuwe auto. Je wilde naar Turkije gaan. Hij wou niks bijzonders. Zij wilde een hondje. We wouden jullie opzoeken. Biz sizi arayacaktık ama. Jullie wilden een grote TV. Ze wilden niks vertellen. İşte geçmiş zamanda ise hebben artı gewild. Bu formülasyona dikkatinizi çekiyorum. Biraz zordur. Hebben artı gewild. Ik heb altijd een hondje gewild. Je vaak veel geld gewild. Heb je mij altijd gewild? Hij heeft een fiets gewild. Sarah heeft een villa gewild. We hebben een zusje gewild. Hep bir kız kardeşimiz olmasını istemiştik. Ama olmadı. Jullie hebben rust gewild. Aslında dinlenmek istemiştiniz ama
Ortalık karıştı. Söheb'in water gewild. Bir sonraki yine çok çok kullanılır arkadaşlar. Künündür. Çekim hali öznelerimiz buradadır. Özneye göre çekimi. Geniş zamanda kan, kün, künt, of künün. Kan goed zwemmen. Je kan het raden. U kunt het raden. Kan je dat raden? Hij kan gitaar spelen. Sarah kan dansen. We kunnen kamperen. Jullie kunnen Engels spreken. Ze kunnen tekenen. Dikkatinizi çekmek istediğim bir konuda modalslardan sonra eğer fiil cümlesi ise fiilin mastar hali kullanılır. Wökünün kampieren. Geçmiş zamanda tekil öznelerimizde kon, çoğul öznelerimizde kondun kullanılır. Ik kon schaatsen, je kon volleyballen, hij kon fluisteren, zij kon vorig jaar voetballen, we konden dansen, jullie konden kiezen, ze konden veel verdienen. Ik heb het gekund. Je had het gekund. Yapabilirdin ama olmadı. Mogen. Geniş zamanda öznelere göre çekimi mag ve mogen olarak geçer arkadaşlar. Ik mag vanavond koken. Je mag naar het feestje. Hij mag, zij mag. Hij mag niet naar school, zij mag niet. Çoğullarda ise we mogen te laat komen. Mogen jullie hier slapen? Ze mogen onbeperkt eten. Geçmiş zamandaki çekimi ise mocht ve mochtendir. Gisteren mocht ik gamen. Zaman başta olduğu için maloslar önce, daha sonra ise özne. Burada bir düz cümle olmuş olsaydı ik mocht gisteren gamen olacaktı. Je mocht buiten spelen. Mocht hij weer naar school? Ja, hij mocht weer naar school. Zij mocht niet naar buiten. Mochten we buiten voetballen? Jullie mochten naar tv kijken. Ze mochten hele nacht feesten. Ik heb hem nooit gemogen. Je had haar echt gemogen. Wij hadden het meisje gemogen. Diyebilirsiniz. Moeten. Mecburiyet. Geniş zamana göre moet ve moeten olarak çekimlenmektedir arkadaşlar. Cümleleri okumanızı rica ediyorum. Ik moet meteen slapen. Je moet je huiswerk maken. Moet hij reizen? Zij moet nog veel doen. Het moet niet vandaag af. We moeten inpakken. Jullie moeten niet allemaal zingen. Ze moeten op tijd vertrekken. Geçmiş zamanda ise moest ve moesten. Tekil öznelerde moest. Çoğul öznelerde ise moesten. Geçmiş zaman hali vardır. Ik moest meteen slapen. Je moest je huiswerk maken. Moest hij reizen? Zij moest nog veel doen. Het moest vandaag af. We moesten inpakken. Jullie moesten allemaal zingen. We moesten op tijd vertrekken. Dat had niet zo moesten zijn. Böyle olmamış olsa daha iyi olurdu. Dat had wel gemoeten. Böyle yapılmış olması da gerekiyordu. Bir sonraki zullen ve zouden'dır arkadaşlar. Geniş zamana göre fiilin kişiye göre çekimi. Zal, zult veya zullen. Ik zal straks in mijn bed liggen. Je zal morgen gamen. Zal je voor mij zingen? Değişiklik yok. Zult u voor mij zingen? Zulte u ile kullanmanız daha mantıklıdır. Hij zal straks een ijsje eten. Zij zal het niet leuk vinden. We zullen volgend jaar naar Turkije gaan. En jullie zullen volgend maand naar Londen gaan. Ze zullen mij begrijpen. Geçmiş zaman. Ik zou 2 uur geleden naar bed gaan. Je zou gisteren gamen. Dün yapacaktın ama yapmadın anlamındadır. Hij zou vorige week een ijsje eten. We zouden samen dansen. Birlikte dans edecektik ama etmedik. Jullie zouden samen koken. Ze zouden mij begrijpen. Arkadaşlar ikinci bölüm böylece bitirmiş oluyoruz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere diyorum. Üçüncü bölümde özellikle şu konuları inceleyeceğiz.
Wanneer gebruik je de tegenwoordige tijdsvorm? Geniş zamanı ve şimdilik zamanı. Ne zaman kullanıyorsunuz? Hangi durumlarda? Gewoontes, acties, gebeurtenissen herhalen zich, algemene feiten, wat gebeurt er nu? Spontane gebeurtenissen, gelecekte neler oluyor? Kısaca özetlemem gerekirse, dil bilgisine göre cümle kurarken aşağıdaki kuralları bilmeliyiz. Kuracağınız cümle içinde sein, worden, haben yardımcı fiilleri ve onların çekimleri yoksa, yani şıklarınız bunlar. Modale werkwoorden wurde dediğimiz willen, kunnen, mogen, zullen vesaire fiilleri ve onların özneye göre çekimleri yoksa. Mastar halindeki fiillerin ben kişisiyle çekimlenerek uygun zamanda kullanılması gerekir. To werk, ek werk, ek werkte, ek heb gewerkt. En, maar, want, dus, of bağlaçlarının kullanılması durumunda şöyle bunu işaretleyelim biz. Cümle yapısında özne ve yüklemin yerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Dat, omdat, so dat, terwijl, hoewel, since. Bağlaçlarının kullanılması durumunda özne ve yüklemin yeri değişir. Cümleniz zaman, yer veya sıklık ifadesiyle başlarsa özne ve yüklemin yapısı mutlaka değişir. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.